Merhaba arkadaşlar. Mantığa giriş yaptık ee, ve hatırlarsanız mantığı ikiye ayırdık. Klasik mantık ve sembolik mantık diye. Sembolik mantığı daha sonra bırakacağız çünkü önce klasik mantığı öğrenmek lazım. Şimdi klasik mantığa bir başlayalım. Önce şununla başlayacağız. Kavram bir nesnenin ya da düşüncenin zihindeki tasarımıdır. Terim ise onun dille ifade edilmesidir. Aradaki fark budur. Terim tek bir kelimeden de oluşabilir, birkaç kelimeden de oluşabilir. Yani Türkçedeki terim mantığıyla bunu karıştırmamak lazım. Mesela Çanakkale Boğazı'da, Anka Kuşu da birer terimdir. Terimleri ikiye ayırarak inceleyeceğiz. Niceliklerine göre terimler ve niteliklerine göre terimler. Önce tabloda hepsini bir görelim ondan sonra tek tek bunları detaylandıracağız. Niceliklerine göre yani sayılabilir kapsamlarına göre tümel terim, tikel terim, tekil terim, genel terim, distribütif terim ve kolektif terim olarak ayıracağız. Niteliklerine göre ise olumlu terim, olumsuz terim, soyut terim ve somut terim olarak adlandıracağız. Şimdi bunlar ne demek örnekleriyle açıklayalım önce niceliklerine göre tümel terim. Tümden aklınıza gelsin. Bir grubun bütün üyelerini anlatır tümel terim. Bütün insanlar, erkeklerin tamamı, kızların hepsi Hiçbir eleman diye tabir ettiğimiz bütün terimler, tümel terimler. Unutmamanız gereken şu. Bütün insanlar, erkeklerin tamamı, tamam. Bizim aklımızda bir şey oluştu. Ama hiçbir eleman dediğim zaman da elemanların hepsini içine aldığı için olumsuz da olsa biz bunu tümel terim olarak adlandırırız. Tikel terim bir grubun bir kısmını, bazı elemanları anlatır. Bazı horozlar, masaların çoğu, adamların birkaçı dediğim zaman tikel terimden bahsetmiş olurum. Tekil terimse tek. Bir grubun tek bir elemanını anlatır. Bu adam, Atatürk, Tarkan, Ankara dediğim zaman tekil terimden bahsederim. Unutmayacağımız şey şu. Tümel terim bir grubun bütün elemanlarını anlatır, hiçbir tanesini de dışarıda bırakmaz. Tikel terim bazılarından bahseder. Az ya da çok önemli değil bazılarından bahseder. Tekil terim tek bir tanesine işaret eder. Genel terim aynı türden nesnelerin ortak özelliklerini anlatır. Gezegen, Venüs, Dünya, Uranüs hepsinin ortak özelliğini anlatır. Gezegen, Ahmet, Mehmet, Kamil, Yunus onların ortak özelliği insan. Masa, kapı bunların hepsi birer genel terim. Şimdi distribütif terimle kolektif terimi bir arada anlatacağım. Şöyle ki distribütif terim grubu anlatır, bireyde gerçekleşir. Kolektif grubu anlatır, grupta gerçekleşir. Şöyle ki ordu bir kolektif terimdir. Onun içindeki bireyi anlatan asker distribütif terimdir. Meclis kolektiftir, milletvekili distribütiftir. Sendika, okul kolektif terim olarak kabul edilir. İşçi, öğretmen distribütif terimdir. Peki niteliklerine göre nasıl ayıracağız terimleri? Olumlu terim, Olumsuz terim önce bunlara bakalım. Olumlu terim gösterdiği nesnede o özelliğin bulunduğunu anlatır. Güçlü, cesur, akıllı, sakin ne demek istiyorum? Güç o nesnede vardır. Dolayısıyla buna olumlu terim derim. Olumsuz terim de gösterdiği nesnede o özelliğin bulunmadığını anlatır. Güçsüz, cesur olmayan, akılsız, sakin olmayan birer olumsuz terimdir. Şimdi burada çok 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 önemli bir not var. Bir terimin olumsuz olduğu yanına getirilen siz, sus takıları ya da olmayan, değil gibi sözcüklerden anlaşılır. Yani Türkçeden dil bilgisinden şöyle hatırlayabilirsiniz. Biz sadece şekilce olumsuz terimlere olumsuz terim deriz. Anlamca olumlu olan sözcüklerde bu takılar varsa olumsuz terim sayılırlar. Mesela hasta olmayan aslında anlamca gayet olumlu bir terim olmakla beraber olmayan ekini aldığı için biz buna mantıkta olumsuz deriz. Kusursuz aslında muhteşem olumlu bir terim ama suz ekini aldığı için olumsuz deriz. Sorunsuz aynı şekilde. Ya da anlamca olumsuz sözcüklerde olumsuzluk veren takı ya da kelimeleri almamışlarsa biz bunlara olumlu terim deriz. Hasta, anlamca olumsuz. Kötü, yaralı. Bunların hepsi anlamca olumsuz ama burada herhangi bir şekilde olumsuzluk ee, anlamı veren bir ek olmadığı için biz bunlara olumlu terim deriz burası inanılmaz derecede önemli somut terim soyut terim küçüklüğümüzden beri hatırlıyoruz somut terim bir varlığa işaret eder gösterebiliriz onu tavşan kalem insan bunlar birer somut terim soyut terimse bir oluş tarzına işaret eder biz bunu parmağımızla gösteremeyiz İnsanlık, adalet suç gibi <laughs>